Evet arkadaşlar merhaba. Bugün kar zarar problemlerinin konu pekiştirmesinden onu çözeceğiz. Birinci sorudan başlayalım. Rıza Berk tanesi 1,5 lira olan yumurtalardan 1200 tane alıyor. Yumurtaların 200 tanesini taşıma esnasında kırıyor. Kalan yumurtaların tanesini %40 kar ile satıp parasını aldıktan sonra 100 TL'lik banknotlardan 3 tanesinin de sahte olduğunu fark ediyor. Buna göre Rıza Berk'in bu alışveriş sonunda kar zarar durumu nedir diyor. Şimdi ilk önce bu yumurtalara kaç para ödemiş onu bir bulalım. Tanesi 1,5 lira. 1,5 çarpı 1200'den 1800 lira ödemiş. 200 tanesini kırmış. 1000 yumurta kalmış elinde. Şöyle düzeltelim. 1000 tane yumurta kalmış. Kalan yumurtaların tanesini %40 kar ile satmış. Şimdi 1000 yumurta normalde 1,5 liraya almıştı şuradan. %40'ı bunun 1,5 çarpı 40 bölü 100'den 0,6. 1,5'a eklersem 2,1 liraya bir tanesini satıyor yumurtanın. 1000 tane yumurta sattığında 2100 lira kazanmış olacak. Sonra parayı aldıktan sonra 100 liralık banknotlardan 3 tanesinin sahte olduğunu fark ediyor. Yani 300 lira dolandırılmış. Eksi 300 elindeki para 1800 lira. Bu adam yumurtaları aldığında 1800 lira ödedi. Yumurtaları sattığında elinde kalan para yine 1800 lira oldu. Ne kar ne de zarar yapmıştır arkadaşlar. Edirne şıkkı. İkinci soru. Grafikte A, B, C, D, E ürünlerinin alış ve satış fiyatları gösterilmiştir. Buna göre hangi ürünlerin kar oranları eşittir? Şimdi A, B ürünü, C ürünü, D ürünü, E ürünü. Şimdi A ürünü 10 liraya alınmış, 15 liraya satılmış. Yani 5 lira kar etmiş, %50 kar etmiş, 10'a alıp 15'e satmış. B ürünü 20'ye almış, 28'e satmış. Yani 20'de 8, yüzde kaç dersem %40 kar etmiş olur arkadaşlar. C'ye bakalım. 30'u almış, 85'e satmış. Bununki biraz saçma. 30'da 55 karı var. Yüzde kaç olur? İşlemi yaptıktan sonra 5000 500 bölü 30. Bu da 183 bir şeyler gelir. Bu tarz bir şey gelir. 180'li bir şey. D şıkkı pardon D ürünü 40'a almış 32'ye satmış. Bu zarar etmiş bu. 40'da 8 lira zarar etmiş. Yüzde kaç olur? İşlemi yaparsanız %20 zararı var. E'ye bakalım. 50'ye almış. Nerede E? 70'e satmış. 50'de 20 kar etmiş. %40 kar eder arkadaşlar. E ile hangisiydi? %40 Bursa. B şeylerin ürünlerinin kar oranları eşit. Yani B ve E. O da Adana şıkkı. Üçüncü soru. Bir seyyar satıcı 3 tanesini 5 liraya aldığı kalemlerin 4 tanesini 7 liraya satıyor. Buna göre satıcının karı yüzde kaçtır diyor. Şimdi burada kalemlerin bir tanesinin alış fiyatı, bir tanesinin satış fiyatından gidersek çok rasyonel sayılara boğuluruz arkadaşlar. Hani 3 tanesini 5'e almış, bir tanesini 5 bölü 3 liraya aldı. 4 tanesini 7'ye alıyor, bir tanesini 7 bölü 4 liraya alıyor. İşte ara farkını bulacaksın. 5 bölü 3'te şu kadar kar yapmış bilmem ne falan filan çok uzun sürer o yani.
Şimdi 3 tanesini almış, 4 tanesini satmış. Biz bu ikisinin en küçük ortak katını bulalım. Ekok 3 ve 4. 3 tane alıyor, 4 tane satıyor. 12. Biz 12 tane kalemi ne kadar almış, 12 taneyi ne kadara satmış? Hani aldığı adet kadar sattığı adet üzerinden yürürsek daha kolay olur her şey. 3 tanesini 5 liraya almış. O zaman 12 tanesini 20 liraya alacak. 4 tanesini 7 liraya almış. O zaman 12 tanesini 21 liraya alır. Satar, pardon. 4 tanesini 7'ye satmış, 12 tanesini 21'e satar. Yani karı 1 lira. 1 lira kar. 20'ye almıştı. 1 lira kar etti. Yüzde kaç kar eder dersek buradan %5 kar eder olarak buluruz. Doğru orantı. O da eşit arkadaşlar. Dördüncü soru. Yaş üzüm kurutulunca ağırlığının %40'ını kaybediyor. Yaş üzümün kilosunu 4 liradan alan bir kişi kuru üzümün kilosunu kaç liradan satarsa %50 kar yapar. Şimdi 100 kilo alsın bu arkadaş. 100 kilo aldı. 4 liradan aldığı için 400 lira ödedi. Kuruttu bunları, %40'ı gitti. 100 kilonun %40'ı 40 kilo. Gittiği zaman elinde 60 kilo kuru üzüm kaldı. %50 kar yapmasını istiyoruz biz bu arkadaşın. Şimdi 400 lira ödedi. 400'ün %50'si yani yarısı 200 lira. 200 lira kar yapmalı. O zaman 400 aldığı üzümleri 600 liraya satması gerekiyor. 600 lira kazanmalı. 60 kilo üzüm var. 600 lira kazanmam için kilosunu 600 bölü 60'tan 10 liraya satmam lazım arkadaşlar. O da Denizli şıkkı. Beşinci soru. Bir ürünün alış fiyatı üzerine %18 KDV eklenerek etiket fiyatı oluşturulmaktadır. Tamam. Bu ürünün alış fiyatına %50 zam yapıldığında KDV'si 90 lira arttığına göre ürünün ilk alış fiyatı kaç liradır? Şimdi ilk alış fiyatına 100x lira diyelim. Bilmiyoruz ne olduğunu. Alış 100x. Yazamadım. Alış 100x. %18 KDV ekleyeceğiz buna. O zaman ne olacak? KDV'si 18x olacak. %18. Alış fiyatına %50 zam yapıldığında %50 zam yaptık %50. 100x'ti, %50 zam yaptım. O zaman ne oldu? 150 X oldu. Bunun KDV'si ne olur? 150'nin %18'ini bulacaksınız arkadaşlar. Dün gördük. 150 çarpı 18 bölü 100 yaparsanız eğer bunun da KDV'sinin 27x olduğunu bulursunuz. Sonra ne diyor? KDV'si 90 TL arttığına göre. Yani şu ikisi arasındaki fark 90 TL'ymiş. 27x eksi 18x eksi olacak. Eksi 18x eşittir 90. Buradan 9x eşittir 90. X 10 lira olarak bulunuyor. Bize ilk alış fiyatını soruyor. Yani 100x'i soruyor. 100 çarpı 10'dan 1000 liraymış ilk alış fiyatı. O da Denizli. Altıncı soru.
Aşağıda bir satıcının satmakta olduğu A ve B ürünlerinin satış fiyatları ile elde ettiği karların doğrusal değişimi verilmiştir. A burası, B burası. A üründen 90 TL'lik, B üründen 80 TL'lik satış yaparsa elde edeceği toplam kar kaç liradır diyor. Şimdi A ürününde 6 liralık satışa 2 lira kar yapıyor. O zaman 90 liralık satışa ne kadar kar yapar? Şöyle yaparsam 180 bölü 6'dan 30 lira kar yapacak bu A. B'de ne olacak? B'de de 8 liralık satışa 3 liralık kar yapıyor. O zaman 80 liralık satışa kaç liralık kar yapar? Bu da 240 bölü 8'den yine 30 liralık kar yapacak. Neyi soruyor? Toplam kar kaç liradır diyor. 30 buradan 30 buradan 60 lira toplam karı olur bu arkadaşın. O da Adana. 7. soru. Bir mağazada satılan gömleklerle ilgili olarak aşağıdakiler bilinmektedir. Gömleklerin %30'u %50 kar ile satılıyor. Satışların iyi gitmediğini gören mağaza sahibi kalan gömleklerin tamamını satış fiyatı üzerinden %20 indirim uygulayarak satıyor. Satışların iyi gitmediğini gören mağaza sahibi kalan gömleklerin tamamını satış fiyatı üzerinden %20 indirim uygulayarak satıyormuş. Buna göre mağaza sahibinin tüm gömleklerin satış sonunda elde ettiği kar maliyet üzerinden yüzde kaçtır diyor. Şimdi yine 10-100 üzerinden gideceğiz. Bu adam 10 adet gömlek alsın. Bunlar için de 100 lira ödesin. O zaman bir adet gömlek 10 TL olacak. 10 adet gömlek aldı. 100 TL ödedi. Bir adet gömleğin fiyatı da 10 TL olur. Bunları işlemlerimiz kolay olsun diye yapıyorum. Yani diğer türlü çok işler sarpa sarar. 10, 100 bunlardan gidersek daha iyi olur. Sonra diyor ki ilk şıkta gömleklerin %30'u, şimdi 10 adet gömlek vardı. %30'u 3 adet gömlek. %50 kar ile satılıyordu. Bir gömlek 10 liraydı. %50 kar dersen 5 lira üstüne koy diyor bana, yarısının, yani yarısını üstüne ekle diyor. Bir tane gömlek 15 lira olacak o zaman. Buradan bir 45 lira kazandı. Buradan sonra satışların iyi gitmediğini görmüş mağaza sahibi. Kalan gömlekler 7 tane. Tamamının satış fiyatı üzerinden %20 indirim. Şimdi satış fiyatımız kaçtı? 15 liraydı. Bunun üzerinden %20 indirim. Yani çarpı 20 bölü 100. Buradan 3 lira indirim yapacak. 15 liraya satıyordu. 3 lira indirim yaparsa 12 liraya satacak. 7 ile çarptığımda 7 adet gömlek. 84 lira da buradan kazanacak. Toplarsan bunları 9. 129 lira kazandı. Ne kadar vermişti gömleklere? 100 lira vermişti. 29 lira kar yaptı. 100 lira da 29 lira kar yaptı. Yani karı %29 arkadaşlar. O da Edirne şıkkı. 8. soru. Bir iş yerinde alınan mallar %20 karla satılıyor. Daha sonra karın %10'u çalışanlara dağıtılıyor. İş yerinin net karı yüzde kaçtır diyor. Şimdi alınan mallar kaç paraya alınsın bunlar? 100 liraya alınsın. 100 liraya alındı. %20 karla satılıyorsa 20 lira kar edecek yani. 120 liraya satıldı. Satıldı. 20 lira kar edildi arkadaşlar. Karım %20 diyordu. Sonra bu
elde edilen karın %10'u çalışanlara dağıtılıyor. Yani 10'da 1'e ediyor %10. 10 bölü 100'den 1 bölü 10. 10'da 1'e ediyor. 20'nin 10'da 1'e 2 lira. 2 lira işçilere dağıtıldı. Kar ne olmuş oldu? 18 lira oldu. 20 liraydı. 2 lirayı işçilere dağıttım. Karım 18 oldu. 100 liraya almıştım. 18 lira kar ettim. Yani %18 kar etmiş oldum. O da hangi şık? Denizli. 9. soru. Bir kitap etiket fiyatının %20 eksiğine alınmış. Etiket fiyatının %12 eksiğine satılmıştır. Buna göre bu kitabın satışından maliyet fiyatı üzerinden yüzde kaç kar elde edilmiştir? Şimdi kitabın etiket fiyatı 100 TL olsun. Etiket fiyatının %20 eksiğine diyor. Şimdi 100'ün %20 eksiği 20'dir. %20 eksiğine alınmış. Yani 20 lira eksiğine alınmış. 80 liraya alındı. 20'yi çıkarırsam. Aynı kitap aynı etiket fiyatının %12 eksiğine satılmış. %12 100 liraya aldıysa 12 lira eksiğine satacak. %12'yi çıkarırsam 88 liraya satıldı. 8 lira kar yapıldı. Kaça almıştı? 80'e almıştı. 8 lira kar yaptı. Yüzde kaç yapar? İşlemleri yaparsanız 800 bölü 80'den %10 kar yapar arkadaşlar. O da Bursa şıkkı. 10. soru. Bir fabrikada üretilen bir mal %20 kar ile toptancıdan %10 karla perakendeciden de %25 karlı tüketiciye satıyor. Yani tüketici burada, evet biz yani yanmışız. Bu fabrika aynı malı %40 ile tüketiciye fabrikanın satış mağazalarında satabilmektedir. Tüketicinin satış mağazasından 28 liralık aldığı 28 liralık mal piyasada kaç liradır? Evet. Şimdi üretilen bir mal fabrikada maliyeti ne olsun? Fabrika 100x'e üretsin bunu. Maliyet 100x. %20 kar ile toptancıya. Toptancı %20 kar 100x'e üretmişti. %20 kar ise 20x kar edecek. 120x'e toptancıya verdi. Toptancı da %10 karla perakendeciye veriyor. Perakende 120'nin %10'u yani 10'da 1'i 12 edecek. Eklersem üstüne 132x'e perakendeci alıyor. Perakendeci de %25 karla tüketiciye satıyormuş. Yani bize de bu mal tüketiciye 132'nin kaçı? 4'te 1'i. Bölelim. %25 diyor 4'te 1'i. 132'yi 4'e bölersem 33'müş. 33 de bunun üstüne ekliyor. 165x'e bize geliyor. Sonra diyor ki bu fabrika aynı malı %40 kar ile olacak burası. Kar ile tüketiciye fabrikanın satış mağazalarında satıyor. Fabrika 100x üretti. Direkt %40 kar ile 100x üretti. 40x kar olacak yani. 140x'e tüketiciye ulaştırıyormuş. Tüketicinin satış mağazasından aldığı 28 liralık mal. Yani 140x 28 liraymış. X buradan ne gelir? 1 bölü 5 lira gelir. Piyasada kaç liradır diyor. Piyasada şurada yani 165x'ten bahsediyor tüketiciye.
165 çarpı 1 bölü 5'ten 33 liraymış piyasada. Bursa şıkkı. Fabrika 100 x üretti. Toptancı %20 karla, toptancıya %20 karla 120 x'e sattı. Toptancı perakendiciye %10 karla 132 x'e sattı. Perakendici de tüketiciye %25 karla 165 x'e sattı. Aynı ürünü fabrika kendi mağazasında 140 x'e sattı. 28 liraya almış biri. 140 x 28 liraymış. X buradan 1 bölü 5 lira oldu. Piyasada ne kadardır diyor. 165 x'ti. X'i 1 bölü 5 bulmuştuk. 165 ile 1 bölü 5'i çarptık. 33 lira olarak bulduk arkadaşlar. Bursa şıkkı demiştik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıklı kalın, evde kalın arkadaşlar.